Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrusu söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur" buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Muhakkak ki hak ile batıl arasındaki çatışma insanlık başlangıcından beri eski ve kıyamete kadar devam edecektir. Batıl ehlinin hak ehline karşı mücadelesinde en belirgin araçlarından biri söylentileri uydurup insanlar arasında dolaştırmaktır. Hiç şüphesiz okunan, duyulan veya görülen her söz emanet ve büyük bir sorumluluktur. Söylentiler sadece insanlar arasında yayılan hasta kalbin sahibi tarafından veya gizlice çalışan kötü güçlerin örgütleri tarafından başlatılan bir sözdür. Delil olmadan dilden dile dolaşan sözler zihinleri ve ruhları olumsuz etkiliyor. Toplumda yıkıcı fikirleri ve bozuk inançları yayıyor. Toplum kaygı ve şüphe içinde kalıyor. Hatta güvenlik ve istikrar kalmayıp insanlar arasındaki güven zayıflıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu şöyle: "Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. Bir kişinin duyduğu her şeyi aktarması ahirette ayrı cezası olduğuna göre insanın görmediği veya doymadığını aktarması nasıl olur?" İslam asılsız söylenti ve iftiraları aktarmaktan uyarıp dinin yüce değerleri ve ahlaklarına aykırı bir davranış olduğunu saymıştır. İslam şeriatı toplumda huzursuzluk yaratan söylentileri aktarıp tekrar etmekten uyarıp Müslümanların dilini tutmalarını ve doğru olmalarını emretti. Müslüman duyulan her haberden emin olmalıdır ki iftira ve fitneyi yaymayıp topluma zarar vermesin. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun." Başka bir ayette "İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın." Yine başka bir ayette "Bilmediğin şeyin ardına düşme. Doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur." Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e İslami farzlarını açıkladıktan sonra dedi ki: "İstersen sana işin başını, direğini ve zirvesini bildireyim mi?" Muaz: "Evet, tabii ki ey Allah'ın Resulü." Böyle deyince Resulullah işin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Sonra da "Sana bütün bunların kıvamının kendisine bağlı olduğu şeyi can damarını bildireyim mi?" dedi. Muaz da "Evet, bildir ya Resulallah" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Dilini tuttu ve şunu kuru" buyurdu. Bunun üzerine Muaz "Ya Resulallah, biz konuştuklarımızdan da sorguya çekilecek miyiz?" dedi. Resulullah "Annen yokluğuna yansın ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir" buyurdu. İftiraları yaymak münafıkların hedeflerine ulaşmaları için bir vesiledir. Bu yanlış söylentiler ülke güvenliğini tehdit etmek, vatanın birliğini hedeflemek, ekonomisinin büyümesine engel olmak ve vatandaşların, özellikle gençlerin kalbinde hayal kırıklığı, çaresizlik
ve karamsarlık ruhunu yaymak demektir. Kur'an-ı Kerim yanlış haber yayanları bozguncu haberler yayanlar diye nitelemiştir. Yanlış haber yaymak toplumda ciddi çarpıntılara yol açacak fitneleri yaymak demektir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Münafıklar, kalplerinde fesat bulunanlar, şehirde bozguncu haberler yayanlar, eğer bundan vazgeçmezlerse, andolsun ki seni onlarla mücadeleye davet ederiz. Sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar. Asılsız söylentiler, Hazreti Peygamber'in emin olmadığı savaş araçlarından biridir. Müşrikler Hazreti Peygamber'e iftiralar atıp kişiliğini kötülemek şekliyle savaşmışlar. İnsanlara Peygamber'in sihirbaz olduğunu da söylemişler. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İnkarcılar bu pek yalancı bir sihirbazdır demişlerdi. Hazreti Peygamber'in şair olduğunu da söylemişler. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Deli bir şair yüzünden tanrılarımızı mı bırakalım derlerdi. Efendimizin de kahin olduğunu söylediklerinde Allah Teala bizzat onların yalan ve iftiralarına cevap vermiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Hiç şüphesiz o Kur'an çok şerefli bir elçinin sözüdür. Ve o bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Uhud Savaşı'nda müşrikler savaş meydanında Peygamber'in öldürüldüğü haberi yayınlamışlar. Müslümanların bazısının morali bozulmuş. Bazısı da silah atmış ve bazısı da Peygamber'in yanından ayrılmamıştır. Hamra-ül Esed denilen bir vakada müşrikler Medine'ye hücum etmek üzere Kureyşlilerin büyük bir ordu hazırladıklarını haber yaymışlar. Ancak Müslümanlar bu söylentilere önem vermeyip dinlerini korumaktan vazgeçmemişler. Sonra da Allah Teala Müslümanların azim ve kararlılığını, onların yüksek moral gücünü takdir ve ifade eden şu ayeti indirdi. Bir kısım insanlar müminlere, düşmanlarınız size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde, bu onların imanlarını bir kat daha arttırdı. Bir kat daha arttırdı. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasını uymuş oldular. Allah büyük kerim sahibidir. Huneyn Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in öldürüldüğü söylendiğinde Peygamber bu söylentinin karşısında dik durup yalan değil ben Peygamber'im, ben Abdülmuttalib'in oğluyum diye haykırmıştır. İftiranın tehlikesi de akıl sahiplerince bilinen bir şeydir. O kadar tehlikelidir ki kan, mal, namus ve can güvenliğini tehdit eder. Bu konuda Hazreti Osman bin Affan'ın öldürülmesinden alacağımız bir ibret vardır. Halbuki Abdullah bin Sebe bilinen bir Yahudinin başlattığı bir fitne yüzünden Hazreti Osman'ı kuşatıp kendi maliyle aldığı Rume kuyusundan su içmekten bile men etmişler. Hazreti Osman'ın eşi Naile'den şöyle demiştir. Osman'ın öldürüldüğü gün, önceki gün oruç tutuyordu. İftar vakti gelince su istedi ama vermediler. Böylece orucunu açmadan uyudu. Sahur vakti gelince komşu kadınlar bana geldiler. Onlardan su istedim. Bana bir bardak su verdiler. Ben de Hazreti Osman yanına geldim ve onu uyandırdığımda dedim ki bu tatlı su. O kafasını kaldırdı ve şavağa baktı ve şöyle dedi. Artık oruçlu oldum. Resulullah bana rüyamda gelip temiz su verdi. Bana iç Osman dedi.
Ben de kanıncaya kadar su içtim. Akabinde Resulullah, isyancılarla savaşırsan kazanacaksın. Onları bırakırsan orucunu yanımızda açarsın dedi. Daha sonra isyancılar evin kapısını kırıp içeri girmiş ve Hazreti Osman'ı öldürmüşler. Günümüzde birçok faktör değişirken bu kötü niyetli mesele yeni ve farklı şekiller aldı. Dünya söylentinin daha yaygın, daha hızlı ve daha etkili hale geldiği, hatta bir savaş ve yöntem aracı haline geldiği iletişim ve teknoloji şeklinde büyük ve hızlı bir gelişmeye tanıklık ediyor. Savaş artık tek boyutlu değil, yani artık tamamen askeri değil veya yalnızca güvenlik ve eski istihbarat sistemlerinin geleneksel kavramında bile değildir. Şüpheli partilerin araştırdığı ve eğittiği elektronik tabulları kullanan söylentilerin silahını kullanma yöntemi açısından savaş yöntemleri gelişmiştir. Yeni kuşatma yöntemi siyasi, ekonomik ve psikolojik baskı kullanarak protesto etmek, yöneticilere karşı çıkmak, ulusal semboller ve başarıları şüphe yerine koymak, terörist gruplarla ittifak yapmak, kurumlara nüfuz etmeye teşebbüs etmek, halkın bölünmesine neden olan herhangi bir şey yapmak, bilginleri, düşünürleri ve aydınları küçümsemek, yöneticilerin prestijini bozmak, tehdit edici mesajlar göndermek için insanları kışkırtıyor. İşte tüm bunlardan dolayı her çeşit haberin topluluğa yayılmadan önce hem doğruluğunun araştırılması hem de yayıldığı takdirde toplulukta hasıl edeceği sonuçların hesaplanması gerekmektedir. Kuşkusuz tüm bu dalgalara karşı direnme meselesi sağlam bir inanç sahibi olmamızı ve Allah'a güvenmemizi gerektirir. Halbuki pek çok insan duyulan haberler, istatistikler veya hikayelerin doğruluğundan ve asıl kaynaklarından emin olmadan paylaşarak onu önemsiz bir şey sanabilir. İşte insanın önemsemediği bir söz yüzünden kıyamette azap edilmesine neden olabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onun derecesini yüceltir. Yine bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, İslam toplumu söylentilerden korumak için akıllıca bir yaklaşım geliştirmiştir. Haberlerin doğru olup olmadığından emin olmak ve toplumda yaymadan önce acele etmemek gerekir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir millete fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yavaşça ihtiyat ile hareket etmek Allah'tandır. Acele etmek ise şeytandır. Şeytandandır. Ve diğer bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiret amelleri dışında her işte teenni elde bırakılmamalıdır. Okunan, duyulan ya da görülen herhangi bir araç yoluyla söylentiyi tekrarlamamak gerekir. Çünkü söylentiler dilden dile dolaştıkça daha yayılır ve etki bırakır.
Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onu dilinize dolamıştınız. Bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz. Onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa Allah katında önemi büyüktü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Tek vatan evlatları tek el olmalı. Aralarında söylentileri duyunca iyi niyetli düşünmeli ve suçlamak için acele etmemeliler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onu işittiğiniz zaman erkek, kadın, müminlerin kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Müslüman diğerlerin hakkında iyi zannedip iyi düşünmeli. Zira kötü zan hayat karıştıran bir hastalık olup insanlar arasında düşmanlık yaratır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zandan sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinletmeyin. Ayıplarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Kin tutmayın. Yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Gerçeklerin açıklanması konusunda uzmanlara ve yetkililere başvurmak ve yargılamadan önce acele etmemek gerekir. Allah Teala münafıklar hakkında şöyle buyurmuştur. Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki bu haberi peygambere veya kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürselerdi onlardan sonuç çıkarmaya kadir olanlar onu bilirdi. Allah'ın size bol nimeti ve rahmeti olmasaydı pek azınız bir yana şeytana uyardınız. Yani onlar Medine halkının istikrarsızlığı ve güvensizliği peşindeydiler. Bu yüzden bu münafıklar Müslümanların güvendiğini tehdit edecek bir haber duyunca hemen yayarlardı. Onların amacı insanların panik ve korku içinde olmalarını görmektir. Dinini seven ve ana vatanına sadık olan her mümin büyüsücülentilere karşı çıkmak için hazır olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Bilelim ki söz kıyamet gününde sorulacağımız bir amanettir. Şunu da bilmemiz gerekir. Düşmanlarımız 4. nesil ve 5. neslin savaşlarını, söylentilerin savaşını da ulusal başarılarımızı ve sambüllerimizi kötülemek, ülkemizi devirmek veya parçalamak için kullanıyorlar. Dolayısıyla düşmanların tuzaklarına düşmemek için haberin doğru olup olmadığından emin olmamız gerekir. Kendimize ve liderlerimize, ordumuza ve polisimize güvenmeliyiz. Vatan düşmanlarına asla kulak asmamalıyız. İftira ve söylentilerin moralimizi bozmasına ya ise kapılmamıza ve umutsuzluğa itmesine müsaade etmemeliyiz. Bu durum bizim gençlerimizi ve toplumumuzu gerçeği bilmekle ve karşımıza çıkan zorlukları idrak etmekle korumamızı gerektirir. Ey Allah! Ahlaklarımızı güzel eyle, Mısır'ımızı kuru ve bizi sevdiğin işleri yapmaya muvaffak eyle. Allah'ım, Mısır'ı ve halkını tüm kötülüklerden koru. Amin.